Otomatik damla sulama sistemini kurduk. 30 litre bir bidon. Kova daha doğrusu. İçerisini göstereyim. İçine daldırma. Akvaryum motoru. Motora bağlı. Damlama sulama hortumu. İlk çıkışta bir T aldım. Şuradan T yaptım. Sol tarafa doğru bir sulama kanalı. Aynı şekilde sağ tarafa doğru da bir sulama kanalı daha yapmış bulunmaktayım kardeşlerim. Görüldüğü üzere bu motoru çalıştıran bir saatli priz. Bununla ilgili videomu da çekmiştim zaten. Bunun nasıl kullanıldığı ile alakalı. Pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 20'de priz açılacak. Motor çalışacak. Ve 20.05'te priz kapanacak. Motor duracak. Yani demek oluyor ki gün aşırı bu priz motoru 5 dakika kadar çalıştıracak. Fişimizi de prizden geliyor. Normal prizden, ev prizinden ve motora gidiyor. Gün aşırı 5 dakika çalıştırıyor. Şimdi birinci ana kolumuz olan sağ tarafa bir bakalım. Ufak bir vanası var. Bunlar damla sulama sistemleri. Yani yapı marketlerden alabilirsiniz. Çok pahalı şeyler değil. Bildik alışveriş sitelerinden de bunları temin etmek mümkün. Evet, birinci kol yukarıdan başladık ve yukarıdan aşağıya 1-2 T'lerle, bakın 2 tane T'lerle şuralarda da sonlandırdım. Sonlandırma biçimleri, bir tanesini böyle bükerek yaptım. Veyahut da şu şekilde sonlandırıcılar takarak da oluyor. Evet, damlamalar yaptım. Eğer böyle dar saksılar varsa makarna dedikleri, İngilizcesini söylüyorlar, sevmiyorum İngilizcesini. Makarna dedikleri bir sistemle bir çıkış almış oldum. Bakın şunlar zaten bu kırmızılar. Gerekli damlama. Bunda debi ayarlayabiliyoruz. Onda öyle bir güzellik var. İlgili saksılarımıza yapacağız zaten ama ben fazladan bir saksım daha olduğunu fark ettim. Görüyorsunuz bir sukulent cinsi. Aradan bir tahliye ayarlayacağım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Mesela bunlar akıyorken şöyle açık, mesela bunun yanları açık. Şöyle aktığını farz edebilirsiniz. Ama bu saksı mesela dolu, bakın. Bakın mesela bunun neresine ben o emziği, damlatıcıyı geçireceğim ki? Yani dışına çıkma olasılığı var. Damlatıcı şurada duruyor falan ama bakın dikenleri var. İşte rüzgar oluyor, bir şeyler oluyor. Gidiyoruz, bir iki ay yokuz evde. Bu damlatıcının buradan kaymamasını isteriz. Yani zamanla kaymaz demeyin. Aynen oluyor bu. Bir rüzgar oluyor mesela, bir şey oluyor. Şöyle tık dışına çıkmış. Bu ölmüş tabii ki. O yüzden mesela böyle yer yoksa, bitki büyük, yanında da yer yok. O zaman mesela öyle bir durumda bu biçilmiş kaftan, görüyorsunuz. Makarnamız, tahliyemizi şuradan aldık. Bunun çalışma mantığını şöyle anlatmak isterim. Yani bakın şuradan çıkarıyorum. Bildiğimiz 5 milimetrelik boru. Öbür ucunu da çıkarıyorum. Evet. Şimdi bu borudan çıkış aldığımız nokta. Bakın çift tarafı aynı. Simetrik. Hiçbir sorun yok. Bunun ucuna 5 milimetrelik ince borumuz şöyle aşağı yukarı 30 santim kadar kesilmiş. Koçtaş'tan aldım bunu. Soruyorlar arkadaşlarımız. Ben çok sevmiyorum reklam yapmayı. Fakat uygun da arkadaşlar. Koçtaş'ta bunların 5 tanesi 16.90 diyeyim. Onların söylediği rakam, sevmiyorum 90'lı konuşmayı da. Yani 17 işte aşağı yukarı 3 liraydı tanesi bir saksı için. Aşağı yukarı internette de fiyatlar bu minvalde. Bunu ne yapmışlar? Ucuna iliştirmişlerdi. Demin çıkarttım, gördünüz zaten. Öbür ucuna gelince ben niye çıkarttım bunu? Onu göstereyim. Bunda akış debisi ayarlayamıyorsunuz. Akış debisi yok. Bunun debisi sabit. O da aşağı yukarı istediğimiz debinin üzerinde olabilir. Yani suyu seven bitkilere kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Veyahut suyu sevmese bile yazın kullandığınızda sorun çıkmayacak
bitkilerde kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunun akışkanlığı nasıl sağlanıyor onu göstermek istiyorum. Bakın şunu toprağa saplıyoruz. Bir defa bu çok güzel bir şey. Bu da sıkılanıyor toprakta. Şimdi bakın şuralar dümdüz. Şurada ne gördünüz? Bir kanal. Bu kanaldan boruyu taktığımızda şurayı görüyor musunuz kanalı? Bakın sizin için parlatıyorum. Su geçiyor. Ve bir zikzak çizdiriyor suya. Suyu yavaşlatıyor. Yavaşlatmazsa eğer şu içerideki zikzak sayesinde yavaşlamazsa su sanki bir enjeksiyondan, enjektörden fışkırır gibi fışkırırdı. O yüzden aslında güzel bir mühendislik onu söyleyeyim. Yavaşlatıyor ve şuradan su fışkırıyor. Bu da aşağı yukarı böyle de damlayabileceği gibi şu kanaldan da toprağa doğru akış sağlamış oluyor. Bunda debi kontrolü mümkün değil. Bunun debisi demin gösterdiğim şekildedir. Buna basınçlı su verdiğinde daha çok damlar. Basıncı düşürdükçe damlaması azalır. Bunu debi kontrolünü yapmak istiyorsanız basıncı ayarlayacaksınız onu söyleyeyim. Şimdi bizim sistemimizde bir akvaryum motoru var. Güçlü bir akvaryum motoru var. Akvaryum motorun debisi çeşme gibi olmaz. Bununla ilgili çalışmayı nasıl yapacağımızı göstereceğim. Evet borumuz buydu zaten biliyorsunuz yumuşak bir boru. Şimdi benim ürünümün ucu vardı ya bu. Toprağa saplayacağım ucu. Başka bir şeye de ihtiyacım yok. Bunun ucu gayet sivri. Ve ben burada bir dikkat yanlardan şöyle tutuyorum ki çok ezilmesin diye. Bir delik açıyorum. Açtım bakın. Gördünüz mü? Daha sonra bunu buraya yine üstlerden şöyle tutarak şöyle çevire çevire bastırıyorum. Bakın şurası zaten girizen tık edecek o. Tekrar tutarak şöyle. Üst ve alttan tutmayı unutmayın. Çok eziliyor çünkü. Oradaki boşluğu kaybetmiş oluyoruz. Bunu buradan bakın tık etti. Geçirdiğimizde bakın ucumuz istediğimiz şekle gelmiş oluyor. Benim buradan gelen suyum geçerken buradan da akış sağlayacak. Ve ne şekilde yapacağız şimdi bakın. Şöyle göstereyim. Tam saksımın ortasına şöyle ortaya denk gelen yerlerine bunu saplıyorum. Evet. Şimdi son olarak iki makarnamızı da gösterdiğimiz usulle takalım. Evet, o ses geldi. Şimdi son olarak da bakınız dar alanlarda makarnanın zaten mesela şu dar bir saksı görüyorsunuz toprağa dar. O yüzden bu tür makarna bağlantıları hem dar alanlarda yan yana koyamayacağımız için görselliğe de çok önem vermiyorum çünkü tatile gidiyorum. Şöyle yakından göstermek isterim. Damlama noktası şurası olduğu için bu noktanın toprağın üzerinde olmasını tercih ederim. Tamam böyle geldi geliyor akıyor belki şuradan hazineden içeriye ama şuradan da damlarsa diye şu noktanın böyle toprağın dışında değil de toprağın üzerinde kalmasını tercih ediyorum. Bakın görüyorsunuz ne kadar güzel. Dar bir bölgede. Bildiğimiz damlatıcıyla birlikte bunu da hibrit olarak kullanmış olduk. Hakeza burası için de aynı şey geçerli. Küçük ve dar saksılarda da bu çözüm bence çok daha iyi. Şuraya damlatıcı damlatsak belki üzerine damlamayacaktı. Dar saksıda toprağının gözükmediği saksılarda gerçekten makarnayı tavsiye ediyorum. Diplerinden damlamalar oluyor. Bazen hatalar olabiliyor. Veya delerken çok fazla geniş delik açmış oluyoruz. Bakın şuradaki bu şey keten. Yani diplerini böyle ufak bir şey alıyorsunuz buradan. Dipten damlatanın dibine sarıyorsunuz. O damlamayı kesiyor. Biz istiyoruz ki bunun dibinden değil de bu damlamanın ucundan damlasın. Bakın tam olarak hizasına getirdik böyle. Şu sabitleme çubukları bir şeye yaramıyor. Böyle tahtalarla desteklerseniz daha mantıklı olur. Yani bunları böyle kıpırdar çünkü rüzgar olur.
Bir tanesini buradan yaparsınız. Bir diğerini şuradan yaparsınız. Böyle hani kıpırdamasını engellemek amacıyla tam olarak damlamalara gereken yer çiçeklerin toprak kısmı olmalı. Bu arada dikkatinizi çektiyse üst rafa bırakamadım. Çünkü motorumuzun gücü buraya denedim. Buraya suyu çıkartmaya yetmedi. Ona göre sizler de böyle bir sistem kuracaksanız belli bir irtifadan sonra çıkamadığını test edin. Çıktığını ya da çıkamadığını test edin. 3 haftadır kendi kontrolünde çalıştırmaya devam ediyorum. Sanki evde yokmuşum gibi. Yani yapacak olanlar da böyle yapmalı. Öbür ana kolda makarnalarda işlem yapılmış gördüğünüz üzere. T'ler ve köşelerle dönüşler yapabiliyoruz. Dönüşleri mutlaka L'lerle yapmalısınız. Kroşelerle L'lerle yapmalısınız ki dönüşlerde, çünkü şu boru kırılıyor. Kırıldığı anda bu kırılma etkisi suyu kesiyor arkadaşlar. O yüzden hani kırarak bile suyu kesebiliriz. Sonlandırıcı takmadan bile. O yüzden malzemeden kaçmadan köşe dönüşlerimizi mutlaka L'lerle yapmalısınız. Çeşmeye niye takmadım? Çeşmeye taksak ne olurdu? Çeşmeye taktığımızda basınçtan dolayı buralarda akmalar daha fazla oluyor. Bu birincisi. İkincisi, çeşmeyi kapatmayı severim tatile giderken. Üçüncüsü, bu sisteme uygun olan yapı bence az basınçlı yapı. Çeşmeden gelen bar basıncına uygun olduğunu düşünmüyorum. 50 normal damlamalı saksım var. Aşağı yukarı benim hesaplamalarıma göre bu 30 litre. Damlama sistemin biraz daha az su harcadığını hesaba kattığımızda 50 saksıyı 17-18 günde kovayı bitiriyor. Kova tamamen bitmiyor. Ona ayarladım. 18 gün sonra birilerinin gelip benim 30 litrelik kovamı doldurması icap ediyor. Siz yaparsanız 50-60 litrelik bir su deposu, o zaman bu 20 günde olur, bir aya da çıkar. Ama benim size durdurulmaz tavsiyemi söyleyeyim. Mutlaka en az 2-3 hafta öncesinden sanki siz evde yokmuşsunuz gibi sisteminizi test edin. Ölen çiçek var mı? Fazla su giden çiçek var mı? Az su giden çiçek var mı? Bunu test edin. Ona göre damlamalarınızı ayarlayın. Sistemde bir aksaklık, sıkıntı var mı diye. Test mutlaka önemli. Ben yıllardır bunu yapıyorum. Şu ana kadar ölen çiçek sayım çok az. Denk geliyor tabii ki, oluyor bunlarda. Evet, bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepinize iyi tatiller. Sloganımız: rahat rahat tatil yapın.